Gitti restoranda çocukların gürültüsünden rahatsız oldu. Sadece dönüp baktı ama çocukların babası tam bir şehir eşkıyasıydı. Genç kadının yüzüne havan kime diyerek yumruk attı. Sadece sesten dolayı anormal bir çığlık var ve baktım insani olarak ve geldiğim duruma bakın. Restoranda gürültü yapan çocuklara dönüp baktı, baktığına bakacağına pişman oldu. Çocukların babası tam bir şehir eşkıyası çıktı. Kadına acımadan yumruk attı. Olay dün öğle saatlerinde Kadıköy'deki bu restoranda yaşandı. Self servis yemeğimi aldım, kasaya doğru gittim. Kasa bu şekilde, arkamı döndüğümde kasaya, arka masamda bir aile oturuyordu. 3 çocuk ve bir eş. Çocuklar aşırı bağırıyorlardı. Bu çocukları niye susturmuyorlar? Birisi de bir şey söylese dedi. O anda da beyefendi duymuş. Asuman Bayrak yemeğini aldı. O katta gürültü olduğu için haliyle ikinci kata çıktı. Ancak birkaç dakika sonra iddiasına göre gürültü yapan o çocukların babası başında beliriverdi. Ve çok geçmeden de o kan donduran saldırıyı gerçekleştirdi. Şehir magandası kucağında tuttuğu bir yaşındaki bebeğini aldırmadı. İddiaya göre kadına havan kime dedi, yüzüne şiddetli bir yumruk attı. Tam ayağa kalktım, döndüm, gözümün ortasına yumruk etti. Ya kalkmamla düşman bir oldu. Biz araya girdik, hatta adam çocuk kucağında çocukla şu merdivenlerden aşağı yuvarlandı, ben tuttum. Çocuk da zarar görebilirdi yani. Olaya tanık olanlar müdahale etti ancak o saldırganı durduramadılar. Tehditler savurarak çocuklarını eşini de yanına alarak restorandan hızlıca kaçtı. Saldırgan kaçarken ambulans çağrıldı. Yüzü kanlar içinde kalan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Şu bölgede kırılma varmış. Kendi kendine kaynaması bekleniyor. Göz kaslarım şu an 2 gündür takip ediliyor. Sanıyorum sinirde kopma ihtimali varmış. Bizim buradaki şanssızlığımız kamera kayıt cihazımızın arızalı olması. Restoranda güvenlik kamerası yok. Ancak polis çevredeki kameraları inceleyerek şehir magandasını bulmaya çalışıyor. İğne deliğine girse o adam çıkacak, bana neden yumruk attın hesabını verecek. İnşaat teknikeri